Şimdi peki şöyle olsaydı onu merak ediyorum. Şimdi Sinan Oğan bir cumhurbaşkanı adayı olarak girdi. Ve böyle çok hani bilindik öne çıkan partilerin adayı da değildi. Öyle hani daha küçük bir ittifakın adayı olarak girdi. Ve ciddi anlamda ilk turda kimsenin kazanamamasına neden olacak bir oy aldı. Evet. Ve ilk turda seçim bitmedi. Evet. Sinan Oğan olmasaydı ilk turda Sayın Erdoğan kazanıyordu ve ilk turda seçim bitiyordu. Şimdi şöyle bir şey olamaz mıydı? İyi Parti masadan kalktı. Ondan sonra biz şunu biliyoruz. Meral Akşener masadan kalktıktan sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan bir tanesinin eğer ben Cumhurbaşkanı adayı oluyorum gibi bir şey göstermesi durumunda kendi Cumhurbaşkanı adayıyla seçime katılmayı planlıyordu aslında. Doğru. Fakat ikisi de ya olabilir falan deyip arkalarda iş ciddiye bilince... Olabilir de demediler. Hiç demediler mi? Hiç demediler. Yani öyle bir algı yaratıldı yani en azından. Yani bunu teklif eden genel başkana nezaket cümlesi bile kurmadılar. Ayıptır. Yani sizi milletin umudu olarak millet görüyorsa bu umuda yürüyün diye davet eden bir genel başkana... Üstelik bunu yaparken de masayı hukukuyla beraber koruma isteğini burada kendisini masadan kalkmak noktasında... Efendim yalnız yeni bir siyasi pozisyon yalnız bırakmaya göze almış bir genel başkana hürmetsizlik saydım o yapılanları. Yani insan açıklamayı şöyle yaptı. Biz efendim Cumhur İttifak şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarıyız. Peşine denmiş laf budur. İlk peşine denmiş laf. Ben bunu da mesela çok saygısız bir laf gibi gördüm. Şundan dolayı. Ya siz öyle mi seçildiniz? Kendi partiniz sizin hakkınıza, hukukunuza falan konuşmuyoruz. Milletin hakkına, hukukuna konuşuyoruz ve bu masada sizin millet tarafından ümit olarak görülmenize hürmeten bir genel başkan kendini yalnızlaştıracak bir stratejiyle sizi göreve davet ediyor. Kabul edip etmemek önemli değil. Teşekkür edeceksiniz. Diyeceksiniz ki efendim biz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı belediye başkanlarıyız. Belediye başkanlarının hizmeti görüyoruz. Bunu ne zaman söylediler biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı yardımcılıkları konuşulmaya başladıktan sonra. Ben bunu da mesela hem İyi Parti'nin nezaketle göstermiş olduğu emeğe hem de hanımefendinin göze almış olduğu fedakarlığa rağmen ben hürmetsizlik saydım bunu. Bunu da söyledik o zaman. İkinci tur mecburiyeti falan oluşturacak oy belliydi. Bunu da konuştuk epeyce. Beşin üstünde Muharrem İnce'nin ve Sinan Oğan'ın beşin üstünde alması durumunda ki bu adayların siyasi koordinatları da belli. Yani Muharrem Bey de teröre karşı kırmızı çizgilerini, hassasiyetleri defalarca kamuoyuyla paylaşmış bir koordinatı vardır. Yani Atatürk'ün partisinin devlet millet düşmanlarıyla işi olmaması gerektiğiyle ilgili. HDP'ye siyaset yapacaksa meşru yolun terörle mesafe olduğunu hatırlatan Sinan Oğan da o da. Evet. Şimdi dolayısıyla bu hassasiyet ne? Bu hassasiyet aslında %5'in üstünde ikisi de oy alırsa bu ikinci tur demektir. Çünkü bu hassasiyetin oy havzası bellidir. Dolayısıyla bunları konuştuk biz. Dedik ki efendim bu iki cumhurbaşkanı adayı ikisi birleşerek ya da ikisi daha fazla da oy alabilir de 5'in üstünde alabildikleri her oy ikinci tur demektir. Zaten bunu akıllı, sahayı ölçebilen her akademisyen, her araştırmacı zaten bunu konuştu. Sinan Oğan o Muharrem İnce'nin maruz kaldığı siyasi alçaklıktan sonra tek başına kalınca yarışta o iki tarafa da oy vermek istemeyen seçmen profil olarak Sinan Oğan'a oy vermiş oldu. Bu Sinan Oğan'ın şahsi oyu gibi değildi aslında. Hükümete bu kadar yetkisi varken yapmak zorunda olduklarını yapamadığı için kızdık. Ama muhalefete de bu kadar problemi olan ülkede bu heves ettikleri kuralsızlık yüzünden oy vermeyeceğiz. İkisine de mesafeli olan seçmenin şuurlu tercihiydi o. O da bir mesaj içeriyordu aslında. O da doğru yönetilebilirdi. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi orada Ekrem Bey ve Mansur Bey formülünü denedi. Peki ikisi de hayır dediler o anda. Evet. Onları Cumhurbaşkanı yardımcılığını tutturup da yine masaya dönmek yerine. Ben ona güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeli dedim yani. Ki, size deseydi ki gel ben seni çıkartıyorum Cumhurbaşkanı adayı. Ondan sonra ben de tek başıma giriyorum seçime deseydi. Sizce İyi Parti'nin durumu ne olurdu? Biz şöyle düşünmüştük. Birinci turda hiç kabalık etmeye falan da gerek yoktu. Konuşulabilen şey daha önce de bunları ekranlarda konuştuk. İyi Parti özelinde o zaman. Dedik ki efendim tek strateji ortak aday. Tek strateji tek aday değildir. İki çoklu adayla gidilebilir. Çoklu adayla böyle münakaşa etmeye de gerek yoktur. Seçmene böyle varış çizgisine delicesine koşan yarış atları gibi davranmamak lazım. Nefes alma imkanı verir ikinci tur. Yani seçmen önce kendi partisine, kendi siyasi tasavvuruna, kendi hayaline oy verir. İkinci turda eşleştirir, benzeştirir. Benzeştirebildikleriyle birleştirebilir. O zaman da siyaset seçmen özelinde töhmet altında kalmaz. Yani siz şunlarla şunlarla berabersiniz. Vay siz devlet millet düşmanısınız gibi bir suçlamanın konusu olmaktan da çıkarır. Bu seçmene dinlenme, demlenme, nefeslenme imkanı verir de konuştuk biz.
Orada şöyle dediğiniz gibi yönetilebilse ne olurdu mesela? Efendim ikinci tur mecburiyeti kesin olarak oluşurdu. Yani o zaman Muharrem İnce'nin ve Sinan Ogan'ın aldığı 5 oya kalmazdı. İyi Parti kendi adayıyla, ki bizim tercihimiz hanımefendi o zaman aday olma iradesi masadan kalkıldığı için kendisindeydi. Aday olsa İyi Parti üçüncü bir yolun Trump'leninin önüne gelmişti. Orada millet kalbine, millet iktidarına yürünebilirdi. Ben sizi kendisi olmak istemeseydi diye söyledim. Bu konuşulabildi. Yani genel başkan böyle bir şey olmasa İyi Parti'nin mutlaka bir aday çıkarma uhdesinde böyle bir şey vardı. Çıkarabilme kapasitesi de vardı. Çok da arkadaşımız vardı. Ben dahil böyle bir şeye vazife bilip bismillah diyebilirdik. Hı hı. Masada bu İyi Parti'nin hem oyunu yükseltebilir. Kabul ederdiniz o zaman değil mi? Hem kabul ederdik hem de süreç şöyle yönetilebilirdi. Üçüncü turda istediğimiz hassasiyetlerimize uygun her şeyi konuşma imkanımız bulurdu. Onu bulabilirdik. Dolayısıyla olmadı. Hani olsaydı bulsaydı konuşulmaz ama olamadı. Bu olamamışlığın sonuçlarını kurultaylarda muhasebe edecek teşkilatlar. Hanımefendi de kendi siyasi diskurunu paylaşacak. Önündeki hedefleri paylaşacak. Bir yürünecek süreç. Şöyle bakmak lazım. Belli bir süreden sonra siz eskiden böyle yapmıştınız, siz eskiden böyle demiştiniz dönemi Buket Hanım korkutur siyaseti. Yani geleceğiz canınızı okuyacağız. Sen var ya eskiden neler söylemiştin. Bu şecere tutmak, sicil tutmak, bu sicille insanları ölene kadar takip etmek devlet millet düşmanlar hariç siyasetin konforunu bozar. İnsanlar nasıl ki kendileri hata edince Allah'tan affalarını istiyorlar. Nasıl ki her hata yapan kendi dünyalarında da arkadaşlarına karşı kabahati kusuru olanlar affedilmeyi istiyorlar. Siyaset de insanları affedebilmeli. Devlet millet düşmanlığı müstesna. Hataları kapatabilmeli, örtebilmeli. Böyle nezaketle de görünebilmeli. Elleri bellerinde siyasetten yorulduk biz artık. Herkesin eli belinde. Siz var ya eskiden şöyle şöyle demiştiniz. Siz var ya eskiden bunlarla beraberdiniz. Bu siyaset dilinin, bu siyaset tarzının da memleketi yorduğuna birikmiş müktesebatı olan ama eskiden sözüyle reyle yanılmış insanların birikiminden memleketin mahrum kaldığına inandırıyor beni. Dolayısıyla ben böyle eli belinde siyasettense artık eli kalbinde bir siyasetin memlekete nasip olması gerektiğini, bunun lazım olduğunu düşünüyorum. O yüzden hanımefendi dahil, Kemal Bey dahil muhalefete, iktidarın bileşenlerinin tamamına şöyle bir siyasi kurgunun bir mecburiyet olduğunu arz etmeye çalışıyorum. 27,5 milyon size devlet etme imkanı veren kıymetli bir oydur ve millet iradesinin tecelligahı mecliste size milletinize hizmet imkanı vermiştir. Ama bu 25 milyon da sizindir. Bu 25 milyon da hürmet edilmesi gereken bir 25 milyondur. Dolayısıyla kazananı herkesin olduğu, kaybedenin milletin olmadığı bir siyasi denklem inşa etmek zorundasınız. O yüzden ben ikinci tur olsaydı, bulsaydı falan bunlar konuşulabilirdi, konuşuldu. Ama olamadı, muvaffak olamadı. Ama bunlar bana geçti. Cumhurbaşkanı adayı git sen ol, ben olmak istemiyorum. Hani bu görevinde altına, bu sorumluluğun da altına gir bizim partimiz adına deseydi girerdi diyorsun. Vazife telakki ederdim böyle bir şey. Hiç asla. Bir saniye tereddüt etmezdim yani. Bir saniye. Yani Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş gibi yapmazdım. Bir saniye tereddüt etmezdim. Yani genel başkanımız deseydi ki ben aday değilim Yavuz, yükselin. Bir saniye tereddüt etmezdim. Öğretir. Peki Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş aday olsaydı sizce sonuç değişir miydi? Ölçülebilmiş saha araştırmalarının tamamında sonuç tabii ki farklıydı. Değil mi?